Merhaba gençler, bugün otomatik yapıların ikinci bölümündeyiz. Yanımda Oktay var. Bacık geri döndü. Şimdi bu bölümde hangilerini göstereceğim onları göstereyim hemen. 1 bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu, bir de bunu göstereceğim. Son bölüm olarak 3. bölümde de şunları göstereceğim. Bu bölüm neden bu kadar çok gösteriyorsun diye sorarsanız, sebebi bunların çoğu aslında birbirine benziyor ve aynısı, sadece yönleri farklı. Zaten birazdan göreceksiniz. Bu yüzden şu kısmı göstereceğim. Bayağı bir çok gibi gözüküyor ama aslında göstereceğim şeyler az. Çimen var. Bunu şöyle bir koyalım. Ya bu bildiğiniz çimen koyuyor, yani hiçbir halta yaramıyor. Burada park var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ay, kafama girdi lan. Benim de içime girdi. Kapalı otoparkmış, koyuyorum. Kanka sana bir şeyler oldu, sana girdi, neredesin? Dur, içeride kaldım. Aynen, araba otoparkıymış. Güzel aslında, baya iyi. Baya iyi, bak ışıkları da var içinde kanka. Aynen, baya güzel yapılmış. Şimdi şunların dördü aynı gençler, onu söyleyeyim. Aynı otopark, sadece yönü değişik. Yani mesela bu çizgiler buraya bakıyor ya. Bu çizgiler böyle bakıyor. Mesela burası burada ya, orası burada, yani böyle sadece yönleri değişik. O yüzden bunları direkt atlıyorum. Hop, buradayım. Gördün mü? Şu farklı bir şeymiş. Bir dakika, görmüyorum şu anda. Mesela bu da farklı bir şey. Bunlar aynı. Bu da farklı bir şey. Bu da farklıymış. Bu farklı olanları hep şöyle alayım. Bu da farklıymış. Tamam, bunlar aynı. Gel. Şimdi bunları gösterelim. Elimdeki neymiş? Bu da parkla alakalı bir şey. Bu küçük park kanka. 3 arabana sığabileceği. Ha, şöyle yere koyayım bakayım. Ha, şimdi oturdu. Evet, çok güzel oldu bak. Yani evet. Ne işe yarar bilmiyorum. Hiçbir işe yaramaz. Bunu elimle bile yaparım ben açıkçası. Bilmiyorum da bunu bir kat alta koydum. Şimdi oturdu, aynen. Bak, güzel ama. Mesela şehrin ortasında böyle bir şey olsa bence güzel olabilir. Bence de. Ha, bu da ortasında su olmayan şey. Sadece zemini. Aynı, bak fark ettiyse. Aynen. Dur şöyle çekilin, içime girmesin. Ha, bu da bir zemin aslında. Aynen kanka, çimenlisi. Aynen öyle. Bir de ağaçlısı varmış. Oo. Bayağı büyük bir şey olacak kanka, koyuyorum. Allah, bekliyorum kanka. Lag olacak büyük ihtimal, sabittir, oyundan atılabilirsin. Bastım. Allah, kasıyor. Kasıyor şu an, deli gibi kasıyor. Kardeş, adam bilgisayarı söktü götürüyor. Gençler, sonunda bitti. Bayağı uzun sürdüğü için videoyu kestim orada. Şimdi hızlıca bir içine girelim. Oktay zaten direkt sahaya atlamış şurada, gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun oğlum? Penaltı çekişelim. Kaleye geç. Ver topu. Top nerede? Dur, yuvarlanayım. Bu çok iğrenç bir esprideydi ya. O değil de sağa bayağı güzelmiş lan. Dışarıdan bir baksana şöyle yukarıdan. Koydum bakalım. Bu havuçlarla alakalı bir şey. Vaa, hayatımda gördüm en güzel tarla. Çok güzel lan. Sera mıydı? Ne deniliyordu bunlara? Aynen. Sera. Çok güzel, çok güzel. Bu ne? Ahır mı? Çiftlik mi ne? Öyle bir şey. Çiftlik. Amerikan filmlerindeki korku filmlerinde çiftlik. Ala konuşalım. Çiftlik oluyor kanka onun adı. Aynen, güzel ama. Sevdim. O üst katı da var kanka. Patates var şimdi sırada. Patatese bakalım. Bu ne oğlum? Ben de bir sera falan bekledim. Direkt dallama gibi patates koydu. Bayağı patates. Oo. Wow. Kanka bu ne biliyorsun? Ahırmış. Ahır, samanlardan aldım kanka, çünkü bir evde saman olmaz. Yani zaten bir eve benzemiyor gördüğün gibi. Aynen. Ha, buraya at mat koyacaksın işte, aynen, ne bileyim. Ahır yani. Güzel yaptın lan, bir daha yap bakayım. Senden at olur ha. Hop, içine girdin ha, tamam. Ha, buğday. Üstünde ne yazıyor? Zaten üstünde de buğday yazıyormuş. Mantıken. Yani evet, buğday. Güzel. Bu kısım sadece tarlayla alakalı sanırım, aynen, ahır, çiftlik, tarla falan filan. Ama ben bu çiftliği çok tuttum, çok güzel. Sevdim, ben de sevdim. Herhalde at olduğundan. Gençler, şimdi şu turuncu kısma geldik, bu sanayi ile alakalıymış. Allah, ne oluyor kanka, kayboldum ben. Kanka içine girdi senin, bayağı içeride kaldın sen. Kardeş, bir şey diyeyim, niye hep bana giriyorsun? Ama dışarıdan bakınca güzel, baksana be. Tuğlalarla yapılmışı var bakalım. Wow, çok güzel. Bu da bir sanayi çeşidi işte, bu da tuğlayla yapılmış. Kapısını nerede bulamadım hani. Buldum. İçine bakalım, aynen, gel bir içine bakalım. Yani içeride de pek bir şey yok. Bir şey daha yaptım. Diğer sanayiye girdim abi. Çok fazla girişmediler ama biraz girdi sanki. Aa, görünüşüne baksana sen. Bu nasıl bir şey lan? Burası bence sanayinin çalışıldığı yer. Burası da makinaların olduğu yer sanırım. Galiba. Aynen öyle olsa gerek. Gel, computer chip diye bir şey var.
Bilgisayarlarla alakalı. Oo, bu güzel bir şeye benziyor yalnız ha. Bu benim sanki biraz hoşuma gitti. Renkli renkli falan yani. Bunları bilgisayar niyetine bizi kakalamaya mı çalıştı? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Burada bir şey var ama anlamadım. İşleri tezgaha koymuşlar. Bilgisayar diye kakalıyorlar. Bu ilk yaptığımızın aynısı kanka. Sadece rengi değişik. Zaten ilkinde blue yazıyordu. Bunda green, yani yeşil diyor. Aynısının yeşil ama biraz farklı bak. Diğerinde mesela şu üstündeki şeyler var ya, yanındaydı, bunun üstünde. Bir tane daha koyacağım bundan. Dur, gene mi aynısı? Aynı abi, yapacak bir şey yok. Salla, aynı. O zaman light blue diye bir şey var. Açık mavi. Ya bunların içini pek beğenmedim ama dışarıdan bakınca sanayiler güzel yani. Evet, hepsi dışarıdan güzel ya, sadece görüntü amaçlı. Aynen, içten pek uğraşmamışlar. İlk yaptığımızın aynısının bayağı bir küçüğü hatta bu, gördüğünüz gibi. Ha, içi de çok küçük. Bu da tuğladan yapılmışı. Gel tuğladan yapılmışına bakalım. Ha bak, bu gene en azından biraz daha büyük yani. Evet, tahtalardan bir şey var. Bu nasıl bir sanayi bilmiyorum yani. Bu ne sanayisi acaba? Marangoz. Olabilir. Kahverengi bir şey varmış. Hop. Yine içimde doldu. Bu ne saçma bir tasarım lan. Dışarıdan bir baksana. Geliyorum. İçime girdiği için göremiyorum. Anlıyorum. Oo, bu güzel bir şeye benziyor. Hadi bakalım. Bayağı renk renkli. Bu harbiden güzelmiş. Dışarıdan bakınca bayağı tatlı duruyor. Burası boş. Bunun içi bomboş. Aynen öyle. İç bomboş. Orası da mı boş? Aynen, zaten orası buraya çıkıyormuş. Full bomboş içi. Ya zaten dediğimiz gibi içleriyle pek uğraşmamışlar yani. Dıştan bakınca güzel görünüyor ama. Şimdi yeşil bir şey varmış. Gel bakalım. Hop. Oo, büyük bak bu. Bu büyük. Kanka bu hiç yeşil değil ama. Şurası yeşil bak. Evet. Arka tarafta bir köşesi yeşil. Evet. Onun dışında pek yeşil bir şey ben de göremedim. Aa, soğuk bir şey var. Gel, buzla alakalı. Oo. Dondurma fabrikası. Neyse, diğerine geçelim, gel. Kum taşı ile alakalı bir şey var. Bu ne lan, göz gibi olmuş, ağız gibi olmuş. Evet, içi çok saçma yalnız. İçten içi çok saçma. Su tankı kanka. Evet bak, bu benzemiş. Vallahi bu benzemiş. Ve çok güzel olmuş, merdivenler filan. İçini merak ettim ya. Bunu güzel yapmışlar, ben de beğendim. Su tankını benzetmişler. Bir şey diyeceğim, kıracağım içini, acaba su çıkacak mı? Harbi lan, onu ben de merak ettim. Dur bakayım, içine su koydular mı acaba? Koymamışlar kanka. Hadi ya. İçine niye su koymuyorsunuz oğlum? Su tankı boş olur mu lan? Şimdi son yerdeyiz. Bunları da tanıtıp bitireceğiz sanayiyi. Şöyle direkt koyuyorum abi, hızlı hızlı. Gene kafama girdi. Aynen. Aynı mantık sanayi ama bu biraz daha renkli ve camlı yapmışlar. Yalnız bir şey değil mi? Bunu beğendim ben sanki birazcık. Yani ne bileyim, küçük ama. Şimdi blue var. Hepsinde olduğu gibi ama bunun küçük bir şey olması lazım. Evet, en küçük boyu gördüğünüz gibi. Şimdi tuğladan yapılmışı var, hemen buna da bir bakalım. Bayağı küçük bir şey olacak bu da. Aynen, bayağı küçük kanka bu da ya. Yani çatısı değişik kanka bunun. Aynen, gene tuğladan ama çatısı değişik bunun. İçi biraz daha büyük yalnız. Tahta var bir de. Hop, bacadan girdim. Hani lan, baca mı var orada? Yok, ben açtım. Aynı şekil bu. Kahverengi kanka, yani kahverengisiymiş. Bu nasıl bir şey lan? Ahır. Harbi bu ne abi? Valla dışarıdan ahıra benziyor kanka. İçeriden de ahıra benziyor, biliyor musun? Bence ahır bu kanka. Saman falan da koysan bildiğin ahır yani bu. Anam bu ne? Köpek kulübesi mi oğlum bu? Kanka. Sırada yeşil bir şey var. Evet, bu da aynı şeklinin yeşili. Kırmızı bacalar koyuyorlar kanka. 2-3 tane blok koyuyorlar yan yana. Oldu sana fabrika. Aynen yani. Aynısını kopyalayıp 3-5 değişiklik yapıyorlar sanırım. Nah fabrika. Burası fabrika falan değil lan. Küçük bir yer. Niye sinirlendim bilmiyorum kanka. Kapıyı üstü mü kapatıyor? Ne bileyim, pardon, görmedim. Çok korktum ben içeride. Şimdi demir var kanka, gel bakalım. Bari bu güzel bir şey olsun ya. Kanka tavayı aydınlat istersen kanka. Şöyle havayı da aydınlatalım. Oo bak, evet, bu güzelmiş. Bunun tasarımı gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, içi de biraz garip. İçi biraz boş ama. Ya dışı yetti bence ya. Dışı güzeldi baya. Dışarıdan en azından aynen bir şeye benziyor. Gene mi yağmur yağıyor ya? Evet. Aynen, dışarıdan bir şeye benziyor. En azından biz kırmasaydık bir şeye benziyordu. Yara yara geldim kanka. Fark ettim. Bunun da bir gideri var. Şimdi son 3 tane kaldı. Şunlara da bir bakalım. Teleskop diye bir şey varmış abi, bu ne? Harbi mi? Merak ettim şu an. Bu mu? Ya. Ben güzel bir şey bekliyordum ya.
Hayallerim daha farklıydı benim kanka. Benim de. Ha, buralardan şeye bakıyoruz sanırım. Ne bileyim, uzaya mı bakıyoruz? Ne bu? Bilmiyorum. Çatıda hiçbir şey yok. Evet. Bu ne? İki saattir burada dönüp dolaşıyorum kanka. Fark ettim. Ben de döndüm dolaştım. Bir şey yok orada. Bir tane daha su tankı varmış. Bakalım bu nasılmış. Küçük boyu. Ha, küçücük bir tanecik var zaten gördüğün gibi. Bunun içinde de su yok. Uydu galiba lan bu. Gel bak, çanak gibi bir şey var burada. Hadi ya. Sanırım çanak. Bilmiyorum yani, ben baktım ama herhalde. Çanak şömek patladı. Çok garip bir şey kanka bu. O değil lan, şu arkadakini diyorum, arkadakini bak şu. Ha pardon. Manyak, nereye bakıyorsun? Onun çanağa benzer bir hali mi var? Oktay'ın kanalında videonun altına koyacağım. İsteyenler bakabilirler. O da güzel videolar çekiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.